Merhaba, Kelimeler ve Şeylere hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek ile birlikte. Bu hafta Fethi Naci'nin tabiriyle hüzünlerin, acıların, ayrılışların, karşılıksız sevgilerin ve yıkılışların yazarını Selimileri İleri'yi konuşacağız. Bugün 30 Nisan, Selim Bey'in de doğum günü. Allah uzun ömürler versin. Bu vesileyle Selim İleri'nin romanlarını, edebiyatımızdaki yerini, sinemamızdaki yerini ve daha birçok şeyi konuşalım diyorum. Ee, Erkan sen başlayalım istersen. Elbette. Ee, Selimileri bir edebiyatçıdan daha fazlası aslında. Bugün e, soğukkanlı bir şekilde bakınca e, gördüğüm benim Selimileri de işte evet çok iyi bir Roma, Cumhuriyet tarih döneminin önemli romancılarından biri. Ama aynı zamanda romanlarıyla beraber e, taşıdığı başka değerler, başka unsurlar var. Bir e, taşıyıcı vazifesi gördüğünü ben hani ilk etapta benim ee, görebildiğim Selim Bey'de şöyle izah edeyim ee, evet Selim ileri e, velut bir yazar Cum tarihle de içli dışlı yakın tarihle de romanlarında senin de hani e, Fethi alıntıladığın gibi aşklar, hüzünler var ee, bir böyle bir Yeşilçam melodramı izliyormuş gibi bunu olumlu manada söylüyorum İzliyormuş gibi okuduğumuz romanlar var ama arka planda da hep e, akıp giden bir tarih var. Bu bu tarihte aşağı yukarı bizim modernleşme tarihimiz. Yani Senimileri romanı deyince ya bir ucu ikinci abdülhamit meşrutiyet o yıllarda duruyor, bir ucu da böyle e, günümüze kadar geliyor. Yani o cumhuriyetin kuruluş yıllarında e, tartışmalı dönemleri, işte 1950'li yılları işte çok partili hayata geçiş. Ondan sonra günümüze geliyoruz, askeri darbeler, o darbelerle beraber günlük hayatta yaşanan yaşanan hayatların e, kesiştiği yerler derken bir e, bir Türkiye panoraması karşımıza çıkıyor e, Selim İllerin romanlarında. Bu işin birinci boyutu, yani işin roman boyutu. Ama tabii bir de e, şu var, e, Selim bize e, hatırlattıkları var. Yani erken dönemde yazmaya başlıyor, işte 49 yılında doğuyor, 1900. 50'lerin sonundan işte 60'lardan itibaren diyelim. bir okurluk macerası var. Erken yaşta yazıyor ve kendisi doğduğu anda yani Selimlere henüz doğduğu andaki o bir büyük bir edebiyat dünyası var. O edebiyat dünyasını bugüne taşıyor. Yani yazarak, hatırlatarak, oradaki isimlere referanslar vererek büyük bir, bir Cumhuriyet Osmanlı son Cumhuriyet ilk yıllarındaki büyük bir birikimi Bugüne taşıyan e, nadir isimlerden biri, benim de en e, romancıyla beraber en önemsediğim kısmı da e, bu Erdem'i diyebilirim. Evet, şey benim dikkatimi çekmişti. Tam biyografiden sen bahsederken, İleri'nin bu hatıralarından bahsettiği metinlerde, o yetişme çağından e, bahsederken bile bir şu dikkatimi çekti. Vefa duygusu çok ağır <laughs> basıyor hep. Yani kendisinde emeği geçmiş. Her öğretmeni, her yazarı tırnak içinde hocayı mutlaka anmaya çalışıyor. Ki az önce senin ikinci maddede bahsettiğin Türk Edebiyatı'na da böyle bakıyor biraz. <laughs> Unutulmaya yüz tutmuş yazarları hep ön plana çıkarmaya, yeniden hatırlanmasına sebep olmaya Bu yüzden e, Selim İler'in son sözleri meşhurdur ya. Yani Tabii, evet. Selim son sözüyle tanıdığımız e, yazarlar vardı Mesela Nair Sıdırı, Örik bunlardan biridir. <laughs> Selimilerin hatırlattığı, sen söyleyince bir parantez açayım evet. dedim araya. Öyle öyle, hem öyle. Bir de şey e, dikkatimi çekmişti benim o e, kendi yetişme çağından bahsederken. E, önce çok bilinçli bir şekilde çok erken yaşlarda, ortaokul, lise çağlarında Türk romanını anlamalıyım. Türk öyküsünü, Türk romanını, Türk edebiyatını anlamalıyım diye çok bilinçli okumalar yaptığını, daha sonra roman teorisi hakkında vesaire okumalar yaptığını görüyoruz. Ee, ...bu çabayı ve bu çabanın dillendirilmesi de çok ayrıca e, önemli buluyorum ben. Hı hı. Ee, şöyle o vefa duygusundan da e, işte hatta notumu almıştım. Şöyle not almışım. Yani, Selim İleri'yi ben üç kelimeyle, üç kavramla nasıl ifade edebilirim? Bütün bu külliyatı, bütün bu birikimi hani süzersem elimde ne kalır diye baktığımda... ...elimde kalan üç kelime var. Hafıza, vefa ve merhamet. Ee, Merhamet de şuradan geliyor. Selim İleri bir yandan da eleştiri yazıları da yazan yani veyahut da konuşan hani işte radyoda da program yapıyor, televizyonda program yapıyor ee, işte dergilerde yazılar yazıyor ee, ön sözler son sözler var yani bütün büyük bir hani külliyatı da didikliyor kendi har kendi metinlerinin haricinde ee, yeri geliyor kıyıcı sözler söylemesi gerekiyor ama e, o söyleyeceğinin gücünü eksiltmek sizin müthiş bir merhamet duygusu var, bütün yazdıklarından biz onu anlıyoruz. Ya yani benim Selimileri de benim açıkça şunu söyleyebilirim ya yani gönül rahatlığıyla hayatımın herhangi bir alanındaki bir merhamet duygusu varsa onu ben Selimilerin edebiyatta gösterdiği merhametten almışımdır. Bunu hani onur duyarak söyleyebilirim. Çok merhametli bir yazar. Şimdi evet ya yani bir şey eleştireceksiniz ya da ortada yanlış bir metin var yanlış bir film var yanlış diyeyim hani, drama'nın edebiyatın e, tarifleri içerisinde bunu dile getirmekten de kaçınmayacaksınız ama ortada bir emek de var bir denge var e, o merhameti çok doğru bir yerde terazide kefe, terazinin kefesinde doğru bir yerde duruyor e, Selim'lerin merhameti ama bunu da hani şunu şunun için söylemek istiyorum e, başka alanlardaki sözünün değerini yükseltiyor buradaki merhameti ve eleştirmenliği bana hep şöyle gelmiştir Erkan. Hani Oscar Wilde'ın bir e, önermesi var ya işte e, hayat romanları değil romanlar hayatı yapar der. Hı hı. Aslında bu aynı zamanda e, bir şeydir, tercihtir. Yazarların bakış açısını da gösteren bir tercihtir. Sanki seninillerinin romancılığa başladığı, yazmaya başladığı çağlar hayatın romanları yaptığı kabulünün daha yaygın olduğu, dönemin ideolojik rüzgarlarının da sert estiğini Düşünürsek eğer sanki bu bakış açısının daha makbul kabul edildiği yıllar. Bu açıdan aslında e, Selimilerinin tercihi birazcık da romanların hayatı yaptığı bir dünya ve o, o tercihle o çağda kendi edebiyatını inşa edebilmek bir cesaret ister. Ki çok fazla da eleştirilmiştir yani. Aynı şeyden mi bahsediyoruz bilmiyorum ama ben de şöyle bir şey okumuştum. ya Tam bunu mu kastediyorsun e, konuşuruz birazdan iki çeşit yazmaktan bahsediyor Selimileri. Burada biz de aslında benzer tasnif, bu te, söyleyeceğim tasnif üzerinden konuşmuş ve biz de bu tasnife ulaşmış ee, idik. i̇ki çeşit yazmaktan bahsediyor. Bir, yaşamdan yola çıkan yazarlar ve yazma biçimi diyor. İki, eserlerden yola çıkan bir yazma biçiminden bahsediyor ve ben diyor eserlerden yola çıkan e, bir yazarım. Hani sen romanın hayatı belirlediği <laughs> Evet. E, dedin ya, e, kendi yazarlığını da e, eserlerin beslediği ve eserlere doğru bir yazarlık olarak tanımlıyor, doğru anlıyorsam. Bunu ben biraz, e, benim çok sevdiğim bir romanıdır. Kırık Deniz Kabukları. Biraz oradan da hareketle söylüyorum. E, Selim İleri romancılığını anlamak için, hatta onun edebiyata bakışını, bu tartıştığımız meseleyi de kavramak için çok ideal bir metindir o. Biraz deneysel de bir metindir. E, hani bu yeniden yazma dediğimiz kavramın bir nevi e, somutlaştığı bir eserdir o. Orada biz Fuzuli'den Ahmet Haşim'e kadar, işte Halit Ziya'dan Falih Rıfkı'ya kadar birçok metnin sağ serbeti finundan başlayarak metnin e, yeniden yazıldığını ya da yeniden tartışıldığını görürüz. Orada hatırlarsanız bir anlatıcıyla bir piyano e, yani romanın anlatıcısıyla bir piyano hocası e, arasındaki uzun diyaloglardır. Bu eserler tartışılır, yazarlar tartışılır. Ana karakter de e, Halit Ziya'nın talihsiz oğlu Vedat karakteridir. E, o karakteri yani o insan tipini bu eserlerle anlamaya çalışır. Ve orada Halit Ziya'dan bahsederken ya da e, çok geçmiş zaman yani ya vurgu e, bana ait olabilir. Fakat e, o minvalde dolaşırken şey der yani yaşadıklarını yazmaktan ziyade yazdıklarını yaşayan e, bir yazar olarak... Halit Ziya'yı anlatır. Daha doğrusu bu imge üzerinde durur. Yani bir edebiyat eseriyle bir kişiliği tanımlamaya çalışmak ya da bir edebiyatın o aurasıyla bir hayatı, geride kalmış bir devri, bir acıyı, bir kederi bir kişiliği anlatır orada. İlginç yani acaba? bu edebiyatla yapmak, hani edebiyatla inşa etmenin üstelik yeniden inşa etmenin çok ilginç bir örneğidir. İlginç mesela bir adam ya Necip Fazıl'ın bir adam yaratmakı da ee, biraz öyledir değil mi yani metin hayatı i̇nşa kontrol eder, eder evet. inşa eder ee, yazar hani hatırlayalım yazar metni yazarken kendi kaderini de adeta yazıyordur filan söylediklerim biraz e, Necip Fazıl'ın <laughs> bir adam yaratmağını e, aklıma getirdi o da 1937'ler evet. 37'de yazılmış 30'larda yazılmış bir metin biraz daha önce e, elbette ama o dönemde bu meseleye de e, kafa yorulduğunu da görüyoruz öte yandan. Yani metnin hayatı etkilemesi meselesini Bu biraz da şununla ilgili yani şimdi edebiyatla siyasetin e, temas noktalarıyla alakalı şöyle yani bu bizim bitmeyen bir maceramız, bitmeyen bir serüvenimiz. Yani tanzimattan beri biz de yeni adam yaratıyoruz. Yani Türkiye hmm. yeni bir tip yaratıyor ama o tip olmuyor mesela işte. Tanzimatta bir tip yaratıldı, o tip daha sonra bir sonraki dönemde hemen çok yakın bir dönemde e, ne derler takipçileri tarafından karikatürleştirildi ve gömüldü. Meşrutiyette daha başka daha böyle daha milli bir tip ortaya çıktı. Cumhuriyet geldi o o tipi karikatürleştirdi. Cumhuriyet yeni bir adam yarattı ama şimdi 30'ların yarattığı Cumhuriyet insanıyla hani böyle şeydi de derler ya homo sovyetikus hani Sovyetlerin de böyle yarattığı adam tipine derler. <laughs> evet. Şimdi... Cumhuriyet'in 30'larda yarattığı insan tipiyle 27 Mayıs'ta yaratılmaya çalışılan insan tipi aynı değil. Aralarda farklar var. Bunlar nüans değil yani ciddi farklar var. E, edebiyatçılar da bu e, bu yaratma sürecinin de bir parçası yani <laughs> tarafı anlamında değil. Yani o bir büyük bir bütün bir evren var orada. İşte Necip Fazıl da orada yeni bir insan tipi tarif etmeye çalışıyor. Hmm. Yakup Kadri de bunu yapıyor. E ee, Selim ileri de bunu yapıyor. İşte tampınarın da yarattığı tipler var. Yani bunlar e, bu tipler ama e, nasıl diyeyim? Yani illaki toplumda karşılık bulmak zorunda değil. Yani bunlar laboratuvarda bir sosyal bilimsel bir karakter yaratımı değil. Hani Türkiye'nin eee Türkiye'nin ne derler arketipini bulmaya çalışıyoruz gibi bir şey mi? Ruh hali değil. Çok yani. aşırıyorum yapacağım ama belli ki masada bu arada Selim en hakim olan Erkan. Estağfurullah. Soruyu ona <laughs> yönelteceğim özellikle. Ee, şimdi 30'lardan Necip Fazıl vesaire öncesinden bahsettin. Ee, ve Furkan da girişte itibaren Fethin Ağacı'nın tespiti o e, bir Selim İleri metinlerine, romanlarına, öykülerine sinmiş olan bir hüzünden, bu hayata dair melankolik bir hüzünde sayılabilir, ama daha e, yer yer isyankar bir hüzünde sayılabilir, varoluşçu bir hüzünde sayılabilir. Her biriyle ilgili örnekler aklıma geliyor aslında, <laughs> özellikle öykülerinde falan... aklıma geliyor. Biraz da bu 30'larda ve öncesinde ve Selim ileriye kadar, yani 70'lere kadar ki toplumun e, işte bir adam yaratma, bir karakter ortaya çıkarma vesaire çabaları çabaları çabalarının sonunda hala ortaya bir şey çıkmamasının getirdiği bir ee, hüzün gibi bir hüzün mü? Ee, bir bu da var. Ben Biraz o kadar da toplumsal şey var. bir hüzün olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Şimdi ama. onu diyecektim. Ee, Daha bireysel, bireys melankoli evet. söz konusu. belki. Gençli bir toplumsal hüzün olmayabilir ama e, toplumsal hüzünü sana sanatçı, sezgisel olarak ...hissetmiş olabilir mi diyecektim aslında iyi oldu söylediğin. Evet. Tabii elbette Evet, böyle. Bu eklemeyle katılırım <laughs> sana yani. Doğru. Mesela işte, Her Gece Bodrum. Ee, o roman mesela çıktığı dönemde işte 70'lerde ne vardı Türkiye'de? İşte bir sağ sol kavgası var. Bütün ee, siyaset, akademi, medya, edebiyat bunun etrafında dolaşıyor... Anlatılar, bu, bu tartışmalar üzerine çok politik bir şey ama çok günlük bir şey. Ee, bu bu kavgaların ortasında her gece Bodrum'daki hani İstanbul'u okur yazar insan tipinin bu kavgadan kaçıp Bodrum'a gitmesi, hani o Bodrum orada bir artık e, bugünün tabiriyle söyleyecek olarak bir tatil beldesi değil. Hı. Bodrum orada e, Selimilerinin ve Selimilerin dünyasının e, gittiği yer, kaçtığı da demeyelim. Hani aramaya evet. arayış için ve yağmurlu yalnızlıkların şehri diğeri. yani orada çok bireysel bir yani toplumsal tabanlı bir hikayenin çok bireysel bir yansımasını e, görüyoruz o o o yüzden o metinlerin hani kimi eleştirmenler... tarafından mahkum edildiğini de biliyoruz yani işte ülke yanıyor sen kaçış edebiyatı yapıyorsun gibi. Hmm. Ama meselenin o olmadığı bütün hani Selimiler'in bütün külliyatını düşünce Selimiler bunu 70'lerde de yazdı, 2000'lerde de yazdı. yani onun kendi bir dünyası var. Ve o bu dünya eni konu politik de bir dünya. Ben hani Selimiler'in tarihten siyasete kaçtığını da görmüyorum. Şimdi burada hani mesela bu kitap böyle işte altı metin bir arada diyelim. Ee, geçmiş bir daha geri gelmeyecek zamanlar bu geçmiş tarifi bile e, böyle bana nostalji ya da melankoli değil de hani kurcalanması gereken hani geçti ama hala bizim kurcalamamız gereken bir tarih bir anlatı bir yaşanmışlık meselesi gibi bence Selimileri de hani dediğim gibi yani e, çok bireysel bir hikayesi var anlatısı ama bu toplumla siyasetle de e, kopuk değil. Zaten şöyle aslında, aslında bu aşılmış da bir tartışma ama ara ara söylemek lazım bu toplumla ilgi kurma ...doğrudan büyük toplumsal teorilerin e, üst anlatı haline geldiği metinlerde yaşamak zorunda değil. Yani bireyin toplumla kurduğu ilgi de çok e, önemlidir. Geçenlerde sen tavsiye etmiştin. Hatta programda da tanıttın. E, Yohua'nın 10 Sözcük'te Çin evet, kitabı. Evet, evet. Onu okurken ilginç bir şey gördüm. Yani birçok ilginç mesele vardı ama... ...o tabii Çin'in bir e, ideolojinin etrafında... Ee, ...ideolojinin önermelerinin sürekli gündelik hayatta pratik edilmesi... ...o pratiğin tutmaması ve yeni pratikleri ortaya çıkmasını anlatan... ...çok enteresan bir kitap. On kavramda anlatıyor. Ee, i̇şte orada Mao Zedong'un e, çeşitli e, ne nasıl söyleyeyim... E, ...pratik aksiyonlarını, pratik önermelerini görüyoruz. Ve bunlar evet tarih kitaplarında, sosyoloji kitaplarında, işte düşünce metinlerinde okuyup geçtiğimiz hikayeler. Fakat Yohan şey anlatıyor. Onun köydeki bir işte Yansımaz. gence nasıl yansıdığını hı. anlatıyor. Orada bir şey vardır belki hatırlarsın. Ee, üniversite okumuş ya da lise okumuş gençleri kırsala gönderiyor. Kırsala gitsinler, eğitsinler diyor. Ee, taşradaki halkı çünkü eğitimde bir yine bir boşluk dönemi olmuş. Hı hı. Ee, ortada işi olmayan ama eğitimli bir nüfus bulmuş Çin. Yani yine ani bir topyekün e, siyaset değişikliğiyle yüksek nüfus elde kalmış. Yani bunların ne yapacaklarını bilmiyorlar. Mao da onları kırsala gönderiyor. Taşra'ya gitsinler ve halkı aydınlatsınlar diye. E, giden ve gittiği yerde çok acı bir hikaye yaşayan bir gencin hikayesini anlatır orada. Bir, hani elinde bir flütle e, Taşra'ya gider. Her gelişinde biraz daha zayıftır. Her gelişinde biraz daha e, somurtkandır. Her gelişinde biraz daha sessizdir. E, ...giderken çok neşeli, çok böyle e, idealist bir gençken... ...onun her eve dönüşünde eridiğini gösterir bize. O o kadar e, aslında bireysel ama toplumu öyle ilgilendiren bir nüanstır ki... ...Öçü beni çok etkilemişti. Yani bireyin hikayesini anlattığınız zaman, doğru bir şekilde anlattığınız zaman... ...aslında toplumla da e, ilgiyi kurmuş oluyorsunuz. Ve bu belki de biraz daha sahici bir ilgi. Ee, yani Selim İleri de zamanla çok eleştirilmiş bir yazar olarak bu konuda haksızlık yapıldığını düşünmüyorum ben. Bunların haricinde başta biraz bahsettiğim bir konu var. O konuyu da aslında şöyle biraz açmak istiyorum. Ee, Selim İleri ile ilgili bu e, bir Cumhuriyet'in ürettiği bir hafıza var. Bu edebiyattan bahsediyorum. Edebiyatı dair bir hafızadan bahsediyorum. Bir bir iklim var. Yani işte bu iklimde dediğim gibi Refik Halit Karay da var, Yakup Kadri de var, Yaşar Kemal de var, Peyami Safa da var. Abdülhak Şinasi Abdülak de var. Abdülhak Şinasi Hisar da var. Bu iklimin, bu iklim böyle babadan oğula aktarılan bir iklim değil. Yani kitaplıktan, kütüphaneden kütüphane aktarılan bir iklim dedi. E bizim Cumhuriyet tarihinin eğitim müfredatını da şöyle yüzyıllık hikayede düşündüğümüz zaman o müfredatın da başaramadığı işlerden biri bu ...hafızanın aktarımı meselesi. Yani hakikaten... ...biz orada böyle elimizde... E, ...madenci feneri... ...meraklı bir okursak... E, ...bir takım... E, ...geçmişle bağlantıları kurmaya... E, ...bu Yeşilçam için de geçerli. İşte Kurtuluş Kayalı çıkıyor... ...Yeşilçam'daki büyük bir hafızayı... ...bugüne taşıyor. Hı hı. Mesela ben... ...Kurtuluş Kayalı deyince aklıma hep o gelir. Yani Unutulmuş Yeşilçam filmlerinin yönetmenlerinin... onların içindeki o değeri, cehri bulup çıkartması o o yapmazsa başkası yapmıyor hani e, amiyane tabirle e, Selimleri de de hani benim kişisel olarak gördüğüm nokta şey bu e, gördüğüm e, nokta bu bu hafızayı e, diri tutması canlı tutması şimdi 20. yüzyılın edebiyatı var bu de, bu edebiyatın bir dili var üslubu var yani bugün e, sen öykü yazıyorsun senin öykünün bugüne dair bir dili var hı hı. ben senin öykünü okuduğum zaman sen senin yazdığını görmesen bile bu dönem yazıldığını anlayabiliyorum ya yani. işte bu 40'larda, 30'lardaki, 50'lere hani Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki edebiyatın da bir dili üstü var. Biz onu tanıyoruz ya. Evet. Bugün onunla yazmıyoruz ama onu bilmemiz gerekiyor. İşte onu bilmemizi gerektiren gerek, bizim bilmemizi sağlayan sadece yayın evlerinin o kitapları basıyor olması değil. O basılan kitapları da bizim gündemimize, hafızamıza birilerinin getirip anlatması gerekiyor. Bağlamları kurarak. İşte Selimiler bunu yaptığını, Selimilerin ben bunu yaptığını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hani konuyu daha da genişletmek için söylüyorum. E, tema Kartelası çok geniş bir yazar. Yani evet e, bütün bugün az önce konuştuğumuz ve Türkiye'nin ekseninde dönen o bireyin toplumla olan ilgilerini... E, ...başka dünyaları, geride kalmış hayatları, acıları, ayrılışları e, anlatan Selimilerin haricinde... ...bir de mesela benim çok sevdiğim e, belki konuya ilgimden dolayı da... Bir Bizans imparatorecesinin anlattığı harika bir roman romanı vardır. Hepsi Alev diye. Hı hı. Ee, bu da bir yetenek şeyi gibi gelir bana, gösterisi gibi gelir. Çünkü zor bir konudur. Yine klişelere hapsolmuş bir temadır o. Bizans imparatorecesisi deyince Türk sinemasının yeşilçamında kalıplaştırdığı bir e, insan modeli gelir akla. E, oysa orada İren'i anlatır. Ee, enteresan bir Bizans imparatorudur. Konu seçimi de imparatoriyesidir. Konu seçimi de çok ilginçtir. Bizdeki Kösem Sultan gibidir biraz Hı. İren. Yani doğrudan eee Bazileus'u indirip yani oğlunu tahttan indirip hükmeder imparatorla. Bizdeki işte Kösem Sultan hikayesine de çok benzetirim. Ee, onu çok enteresan yazar. E, ...ben de konuyu çok sevdiğim için... İşte, ...Ahmet Refik'in Bizans İmparatorlukçeleri diye bir kitabı vardır... ...belki sen bilirsin. Altınay'ın. Altınay'ın evet. evet. E, Altınay evet. Altınay. Şimdi orada ta şeyden Theodora'dan Anna Komnenos'a kadar... ...bu İmparatorlukçeleri anlatır ki hepsi birbirinden çok farklıdır. Ben okuyunca çok etkilenmiştim. Yani işte o bizim Yeşilçam'dan bildiğimiz... ...Fettan biraz Femma Fatel Theodora'dan... ...işte neredeyse bir manastıra kapanıp... ...Bizans bilgeliğini yansıtan Anna Komnenos'a kadar ki Alexiad okuyanlar da bilir Anna Komnenos'u böyle bir enteresan bir şey vardı orada karakter e, geçidi vardı Selimilerinin hepsi alevi okuyunca ben aklıma hemen e, Ahmet Refik'in kitabı geldi ve e, bunu bir roman teması olarak e, işlemesi bunu işlerken de iktidarla işte aileyle e, güçle dinle teolojiyle kurulan ilişkileri o o dönemin atmosferinde bu kadar güzel anlatabilmesine hayran kalmıştım. Yeri gelmişken bir ben İstanbul de İstanbul orada... yazarıdır diyebiliriz değil mi? Hem seçtiği metinler, <laughs> temalar itibarıyla hem de burada doğup ara ara tabii başka ülkeler, başka bir Almanya olsa da, macerası evet, var evet. çocukken. Ama burada büyümüş olması hasebiyle bir İstanbul yazarıdır. Her şeyle de diyebiliriz herhalde. Bizans'a da İstanbul'dan Evet, evet söyleyecek aklıma geldi. Tabi tabi evet, oradan bakmış olması sevdiğim. O İstanbul yazıları vardır böyle Hı -hı. hani işte Kadıköy'de doğmuş, Şişli'de Hı -hı. yaşamış. Hani o İstanbul'un böyle eski semtlerinin hikayesi, kendi ailesinin hikayesi, kendi ailesinin etrafında de değiş, gelişen o kırkların, ellilerin, 60'ların gündelik hayat atmosferlerini çok iyi anlatır. Yani mesela işte. Böyle yazıları vardı eskiden annesinin yaptığı yemekleri yaptığı şerbetleri yaptığı reçelleri işte anneannesinin yaptığı bir elişini vesaire öyle bir anlatır ki. Hani bir tür işte 20. yüzyılın İstanbul'unun o kültür yani günlük hayatını ve kültürel üretimini folklorik üretimini şimdi İstanbul deyince biz aklımıza folklor deyince aklımıza taşra gelmesin yani İstanbul'un da ürettiği önemli bir folklor var. Bunun Cumhuriyet'e düşen payını ben Selim İleri'den epey bir öğrenmiştim diyebilirim. Dediğim gibi tam bir İstanbul yazarıdır o açıdan. Eyvallah. Ee, tavsiyelere geçelim. Ee, bir de şimdi Selim İleri konuşunca sinema ya yani da film önerilerimiz o şekilde gelişecektir diye tahmin ediyorum. Evet. Erkan sen Selim film... İleri'nin senaristliğini yaptığı filmlerden birini seçeceksin yanlış evet. bilmiyorsam. Ee, tabii ki. Şimdi benim de ben Lütfakat hayranıyım. Lütfakat'ın bütün filmlerini belki hani bulabildiğim, erişebildiğim bütün filmleri izlemişimdir. Şimdi Cüneyt Arkın da çok severim aktör olarak. E, seliviler'i de senarist olarak beğenirim. Bu üçünün kesiştiği film Yaralı Kurt. E, 2022, 50 yıl, 72, yani 50. yılda filmin. E, tabi aradan 50 yıl geçmiş. Teknik olarak film internette diyelim hani böyle belki çok kaliteli, yüksek çözünürlükte bir film olarak bulunamıyordur. Ama çok iyi bir lütfakat akat filmidir, çok iyi bir polisiyedir. Zaten bir uyarlamadır. Yani bir romandan romanı Hatta galiba Tomris uyar romanı okup Selimileri anlatıyor. Selimiler romanı okumuyor. Selimileri anlatılan üzerinden bir yerli bir hikaye kuruyor. Bir nedir hikayesi? Yaralı kurtun tuzağa düşürülmüş bir tetikçinin hikayesidir. Lütfü akatın da tabi bunlar sevdiği konular. Selimileri de o zaman genç bir senarist olarak akıtın önüne iyi bir metin getiriyor. Tabi üzerinde tartışıyorlar, oynamalar vesaireler yapılıyor ama en nihayetinde çıkan film bence çok iyi bir film. Yaralı Kurt. İyi bir polisiye, iyi bir aksiyon, iyi bir karakter filmi. İşte orada Cüneyt Arkın, işte Ali Ali Karasu'ydu galiba. o karakterin kendisi filmin içinde öyle laflar var ki biz filmin senaryosunun bir romancı tarafından yazıldığını anlıyoruz. Yani roman cümleleri Kendini çok belli ediyor. Ve bu filme tabi ayrı bir lezzet katıyor. Ben o açıdan e, Yaralı Kurt'u e, sadece Selim İleri senaryosu veya olarak veya lütfakat filmi olarak değil. Yani genel olarak Türk sineması içerisinde ayrı bir yere koyarım. Bir de Selim İleri kitabı benden evet. isteyeceksin. Şimdi e, Selim'lerin yazdığı bir kitaptan bahsedeceğim ama birer cümleyle onun hakkında yazılmış bazı metinler var. E, ben notlarımı da almıştım. Şimdi e, Handan İnci'nin hazırladığı Selim İleri kitabı var. Ee, arkadaşım Selim kitabı vardı ona yazılan e, yazışmalar mektuplar. Ee, Ahmet Oktay'ın Şeytan Melek Soytarı kitabı vardı. Ahmet Oktay'ın doğrudan hani Selim ile romanları üzerine Hı -hı. yazdığı bir e, metin. Fatih hazırladığı kapalı İktisat açık metin. Yazdı. Evet. Açık kapalı İktisat açık metin metni. Yeni tarih yakın tarihlerde e, çıkan iyi bir metindi. Benim önereceğim kitap yine Selimilerin yakın zamanda çıkarttığı yaşadınız öldünüz bir anlamı olmalı bunun e, kitabı e, Selimileri burada bu belki kendisine kadar kimsenin yapmadığını yapıyor Tampnerle hesaplaşıyor e, kitabın e, önemli olan kısmı bu yani evet bir Selimileri romanı ama bu bir evet bir kurmaca ama burada Selimileri Tanpınar'ın karşısına oturuyor ve Tanpınar'ın Hani faziletlerini, zaaflarını, günahlarını, sen şurada şöyle demiştin, tabii siz diyor düzelteyim. Hani siz şöyle demiştiniz, siz böyle yapmıştınız diye onun e, bir takım eylemlerini, sözlerini kıyasıyla eleştirdiği, tartıştı ama a, hayranlığını da e, gizlemediği, açık ettiği çok hoş bir metin. Yani son yıllarda okuduğum en güzel metinlerden biri diyebilirim ben Türk Edebiyatı'nda e, bu, bu kitap için. Bundan bahsetmiş olayım. Eyvallah. Aykut sen? Ben de hızlıca bir film bir e, yine Selim en sevdiğim senaryom e, dediği için özellikle e, anmak gerekir. Kırık Bir Aşk hikayesi, 1981 yapımı e, Kadir İnanır ve Hümeyra Akbay'ın e, başrollerini paylaştığı Ömer Kavur'un e, Selim İleri, e, filmi daha... ilk filmi yani evet. daha doğrusu tanıştıkları film galiba Hı -hı. ondan sonra... Birkaç e, projeli de vardı galiba. Ömer Kavur edebiyat uyarlamalarını seven bir yönetmen. Yani Anayurt Oteli Hı -hı. olsun, Refik Halit'ten Yatık Emine, Selim İleri'den evet, evet. edebiyatçılarla çalışmayı seven bir yönetmen. E, kitap olarak da e, aslında benim Selim İleri'yle ilk karşılaştığım kitap bu. E, Kötülük, Remzi Kitap Evi'nden çıkmış olan ve çok etkilenmiştim. E, fakat sanıyorum bunun baskısı yok şu anda. Ee, o yüzden e, 76'da Sait Faik hikaye armağanını da alan Selim İleri öyküsüne giriş yap... ...aslında metinlerine de giriş yapabilmek için iyi bir e, başlangıç noktası sayılabilecek... ...Dostlukların Son Gününü e, önereyim. E, bu da e, kitap önerim olsun. Ben de e, ilk, yani tamamen kendisine ait olan ilk senaryosunun filmini önereyim. E, Zeki Ökte'nin yönetmenliğini yaptığı Bir Demet Menekşe... Bunun şöyle güzel bir hikayesi var aslında dönemin atmosferini de anlatıyor. Selimileri de çok mütevazi bir şekilde bir söylesinde dinlemiştim. Ee, senaryo denemelerine ya da senaristliğe başlayış hikayesini anlatıyor. Bu meşhur Kemal Tahir'in evinde Halit Refi ile karşılaşmasıyla başlayan bir süreç. Ee, Halit Refi'nin yanında ilk senaryosunu yazıyor. Aslında yazmıyor. Henüz tabii senaryo nedir, teknik nedir, işte bu nasıl yapılır bu konularda bilgisi yok. Ee, Halit Bey sonunda kendisi yazmak zorunda kalıyor. Hani hmm. Bunu da o kadar güzel anlatıyor ki. Ama zarafete bakın Halit Refik yazıyor ama Selim adını yazıyor. E, bu müthiş bir şey yani müthiş bir incelik. E, Selim İleri de bundan bahsediyor ve çok mütevazi bir şekilde bahsediyor. Yani Diyor ki tek satır yazamadım. E, fakat oradan başlayan sonra onun önermesiyle bir sonra Lütfü Akat'la çalışıyor. Hmm. Orada da sadece galiba bir diyalogda da bir yerde e, ...onun bir cümlesi var... ...sonra da Lütfakat yazıyor senaryoyu... E, ...fakat Selim ilerideki ...o potansiyeli de biliyorlar muhtemelen... ...ve... E, ...oradan Zeki Ökten'e ve işte ilk... ...tamamını kendisinin yazdığı ilk senaryo olarak... Işte ...Bir demet Menekşe... Evet. E, ...filmi alınıyor, çekiliyor... ...filmin de hikayesi şöyle güzel... E, ...bir Necati Gil şiirinden... ...yola çıkarak yazılmış bir... ...film... ...yani o dönem... ...özellikle edebiyatta böyle bir dönem var... ...şimdi bence... En azından edebi kamuda ya da işte sanat dünyasında bu mesafelerin biraz açıldığını düşünüyorum. Yönetmenler, şairler, romancılar hep aynı masanın, hep aynı evet, çevrenin evet, evet, içindeler evet. ve sürekli bir etkileşim var. İşte Kemal Tahir'in evinde bir yönetmenle işte genç bir romancı tanışıyor. Beraber bir film yapmaya karar veriyorlar. Oradan başlayan bir yolculuk Necati Gişi şiirine gidiyor. Necati şiiri film oluyor. Ee, harika bir şey yani... E, Aynı masadalar. Riskalı yarın filmi lütfakatın. O da öyledir Said mesela. Bay, evet. Kin bir öyküsünden yola çıkıyor. Ta, e, Orhan Veli'nin bir mısrasından. Tabii tabii. Sayit Fahin öyküsü, Aynen. Orhan Veli'nin bir mısrası, bir Amerikan filmi. Bak o da var işin Hı. içinde. Mesela Hı. uyarlamalar var. Ki o zaman, o dönem senaryoların 15-20 gün içinde yazılması gerekiyormuş. Hı. Oyuncular belli. Hı. Set setin başlayacağı tarih belli. Hı. 20 gün. <laughs> e, bütün bunların hepsi bu tantana içerisinde bu hızlı bir şekilde gelişerek yapılıyor. E, tam bir şey deneysel edebiyat ortamı yani. E, işte bir işte ikinci sınıf bir Fransız filmi uyarlanacak. O ikinci sınıf bir falan Fransız filmi Türk edebiyatında başka bir metne temas ediyor. Oradan bir etkileşim doğuyor. <gülüyor> <Kendisinin> <gülüyor> Yerli ve yepyeni bir şey film, çıkıyor. Kendisinden uyarlanan filmden daha ilginç, daha güzel bir şey. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde Selim İleri de tam bunun ortasında yani. Evet. O açıdan da bence hani İleride belki başka bir romancı da bunun romanını yazar. Şöyle, bilmiyorum yani Bu e, evet. bir, bir sanatçıların farklı disiplinlerdeki sanatçıların birbirinden uzaklaşması aslında hatta biz burada mekan muhitler konuşurken aynı disiplinde edebiyatçıların da aynı muhitlerde e, bir araya gelememesi eskisine göre daha az bir araya gelmesi de bir yara yani ağıt evet. e, yakılacak bir durum aslında yani hı hı. bu e, muhitler mahfiller ortadan kalkıyor. Buluşmalar ortadan kalkıyor. Halbuki yüz yüze bakıp konuşmanın ortaya çıkardığı bir yaratıcı enerji de Kesinlikle. var. Kesinlikle bu ne, tabii buna çözümle bilmiyoruz ama <laughs> o zamanın bir, ruhu diyeceğim. Üzüleceğim. Bir şey galiba. Yani zamanın zaman. ruhuyla da alakalı dediğim gibi. <laughs> Peki ya benim kitap önerim de aslında anlattım yani. Hepsi Alev benim çok sevdiğim bir metinde. Biraz hani da merak ettiğim için bir kendimce bir okur torpili yapmış olabilirim ama e, diğer selimle romanlarından farklı gördüğüm e, bir, bir meydan okuma gibi buldum çok zordur Bence hani e, tarihi roman yazmak e, o açıdan özel bir roman Ben de onu tavsiye etmiş olayım Hı. diyelim ve Diğer gündemlerimize Aynen. geçelim. Şu an bütün kitapları onu da söyleyelim en son kapatırken. Evet. Everest yayınlarından tamami yayını. Evet. Yani daha önce yayınlanmış ama şu an Everest'ten hala çıkmamış olan kitapları var ama hani, anıları olsun vesaire. Hmm. Ama onlar da muhtemelen. Ya da senin evet. söylediğin gibi kötülük. Ben mesela o, o, bu evet. kitabı bilmiyordum e, Aykut. Evet evet. Yani, yani. E, ya ben de çok arkasını önünü araştırmadım. Veri bütün sen Hikayeleri okurum. alt başlığıyla. Yok benim alt metnimde de veri sen okurum. Daha biraz da söyledim de. <laughs> Daha mi bu kitap alışverişi? Ya artık Ama kaç yüz, yüz şey vermiyor filan bilmiyorum. <laughs> Erkan yani sen karar ver. Biz bölümü geçtik artık. O da bu halkaya dahil olsun diye. Öyle Siz, mi? Ben size verir miyim o konuda söz veremiyorum. <laughs> bendeki imzalı Gürüzü ama öyle. okuyup geri vereceksin. Öyle mi? Tabii. Evet. Aa, bendeki de imzalı <laughs> Diyorum. Eyvah eyvah. Ee, sen şunu tavsiye <laughs> ettim. Sen dostlukların son günü baskısı da var. O izleyicilerimize <laughs> çok, çok tavsiye ettiğimiz sana da tavsiye ettim. Biraz ediyorum. manidar oldu <gülüyor> o. <gülüyor> Peki gündemlerimize geçelim. Evet. E, ben de e, Suat Derviş'in bir öykü kitabı var. İtaki yayınlarından çıktı. Daktilo Nebahat. Hı hı. E, Suat Derviş'ten biz burada geçtiğimiz geçmiş programlarımızda e, Sita'yı işte övgüyle bahsetmiştik. Onun hem romancı olarak hem e, öykücü olarak hı hı. hem de politik bir figür olarak Türk Edebiyatı'nda kendine özel bir alan kapladığından. O kitapları şimdi İtaki peyderpey derleyip e, basıyor. Burada da e, 30-38 arasında yazılmış, dergilerde neşredilmiş kadın öyküleri bunlar. tabi 30'ların, 38'lerin Türkiye atmosferindeki kadın anlatısı, kadına bakış açısı itibariyle de Suat Derviş tabii konu devrimci bir yerde duruyor. Bugünden bakınca bunu pek hala söyleyebiliriz. Buradaki romanlarda da hep böyle öykülerde de düzeltiyorum. Tam olarak o Suat Derviş'in evrenindeki, Suat Derviş'in ee, hani metinler e, hayatı yapıyor diyebileceğimiz de biraz önceki tartışmaya binaen söylüyorum. Hani kafasındaki, idealindeki arzu ettiği kadın tipini e, inşa etti metinler bunlar. Tabii bütün hayattan kopuk metinlerden bahsetmiyorum. O 30'ların zorlu Türkiye'sinde hayat mücadelesi veren kadınlar da var bu e, öykülerde. E, Derviş sevenler için, e, öykü sevenler için e, 30'ların Kadın anlatısını, 30'larda bir kadının nasıl anlatıldığı, edebiyata nasıl konu olduğu konu edildiğini de merak edenler yani. için e, kaynak düzeyinde diyebileceğimiz bir kitap. E, Daktülene Bağat isminden de zaten nasıl bir e, öykü kahramanlarından bir tanesi bu. Neye tekabül ettiğini de aşağı yukarı da anlamışızdır. İyi mi Allah? E, bendeki kitap koleksiyoncuların duyar, e zaten duymamışlarsa, çoğu zaten duymuştur, duyar duymaz muhtemelen peşine düşeceği bir kitap. Çünkü e, Turkuaz Sahaf'ın, Emin Nedret İşli'nin e, ortağı oldu, Turkuaz Sahaf'ın e, 20. yılı anısına e, numaralı 500 adet basılan, bendeki 358, Cahit Sıtkı Tarancı'dan Feridun Fazıl Tülbentçi'ye mektuplar. Bütün bu mektupları da, e, 4 mektup var zaten, Ali Emre Öz Yıldırım... ...yayına hazırlamış. Kitap, Feridun Fazıl... E, ...arşivi ve... E, ...Cahit Sıtkı mektupları hakkında... ...Emin Nedret İşli'nin... E, ...uzunca ve e, ayrıntılı bir... E, ...sunuşuyla başlıyor. Ardından Ali Emre Yıldırım ...bütün bu e, Cahit Sıtkı'nın... ...dört mektubunun içeriğinden ve... Hı. ...hazırlık sürecinden bahsediyor. Sonra da Cahit Sıtkı Tarancı'nın mektuplarına... E, ...Feridun Fazıl bence yazdığı... ...mektuplara geçiyoruz. O dört mektuba... E, bu metinlerde de bahsediliyor, biz de biliyoruz zaten. Cahit Tarancı mektup yazmayı seven evet. e, hmm. yazar şairlerden e, pek çok mektubu yayınlandı. Aslında bu dört mektup biraz da bütün o külliyatı tamamlayan evet. e, bir dört mektup galiba artık kalmadı hani. En azından bilinen e, mektuplar kalmadı. Hepsi yayınlanmış oldu ve mektuplarda e, pek çok sanatçının mektupları elbette böyledir ama. Tarancı'nınkinde poetik görüşlerini sıkça görüyoruz, edebiyata dair görüşlerini sıkça görüyoruz. Böyle naif dedikodular edebiyat ortamına, o günkü edebiyat ortamına dair, Ankara'ya, İstanbul'a, oradaki edebiyatçılara dair çok iyi tespitlerle dolu dört uzun mektup var. Mesela şuranın altını çizdim, şöyle söylüyor, kendi aslında şiir görüşünü de izah ediyor burada. E, ee, azizim biliyorsun ki şehir kelimeler dinidir. His, hayal, fikir sonra gelir. Hele Nurullah Atan'ın dediği gibi Eda fevkalade mühimdir diyor. Mesela başka bir yerde mektubun devamında yazdığı şeylerle övünmek küçük sanatkarların işidir. Hakiki sanatkarlar yazacağı şeylere istinad etmeli. Yazdıkları nasılsa kafasından yazdıkları nasılsa kafasından koparılmış saçlar gibidir. Yani artık kendisinin malı sayılmaz. Geriye bakmadan, yerinde de saymadan daima ileriye bakmalı. Diyor ve mesela Ahmet Muhyiddin Anas'tan bir şiirle örnek veriyor filan. Ee, bolca şairlerden, şiirden bahseden mektuplar. Hatta... E... Tek taraflı mı? Yani sadece tek Cahit, Cahit Sıtkı'nın... Evet fazla evet, Cahit Sıtkı'nın, yazdı. fazla yazdığı dört mektup var. Hı hı. E, hatta mektuplarda geçen şiirleri eklemiş Ali Emre. Ee, e, Ali Emre Öz Özyıldırım ee, orada bile görüyoruz şurada sayfalarca şöyle e, onlarca şiir geçiyor topu topu dört mektupta şiir ve şair geçiyor Tanpınar'a dair görüşleri Ahmet Haşim'e Ahmet Kutsi'ye dair görüşleri e, çok genç yaşta bu arada 20'li yaşlarında ikisi de Feridun Fazıl Tuzbentçi e, Ankara'da bir memur eee Feridun Fazıl da İstanbul'da bir öğrenci, üniversite öğrencisi o sırada, ...20'li yaşlarında iken yaptı. Henüz o tarihi romanları vesaire yazmamış muhtemelen. Henüz yazmamış, evet. O romanlar da çok iyi hakikaten tarihi romancılığımız açısından önemli bir yerde duran romanlar. Yani o dönemde Abdullah Ziya Kozanoğlu olsun, Feridun Fazıl Tülbenç'i olsun. Şöyle Feridun Fazıl türbenci genç bir şair o sırada. Bir kitabı çıkmış, daha sonra da şiiri bırakıyor zaten. Yani şiir yolculuğu orada noktalanıyor. Edebi kamunun Daha sonra... bilmediği hali aslında Cahit. edebiyat Edebi kamunun çok da bilmediği dönemi dönemi e, Cahit Sıtkı ile mektuplaştığı dönem diyebilir evet, evet. Yani? evet. yani? evet yani içindeler ama tabii ki yani o dergilerle. Evet, edebiyat evet. kamusundan bahsediyorum. Ha, tabii tabii. Evet. evet. Ha, evet elbette elbette. Günümüz edebiyat evet. kamusunun bilmediği bir dönemi çok doğru. Evet. <laughs> ee, çok heyecan verici bir kitap bence. Ee, bunu <laughs> o yüzden tavsiye etmek istedim. Eyvallah ben de bir yeni bir Güney Amerikalı yazar var. Onun da ilk romanı Türkçede de ilk defa yayınlanıyor doğal olarak Karina Sainz Borgo. Kafka kitap Kafka kitabının seçkileri ya da tercihleri hı hı. son zamanlarda hani benim dikkatimi çekiyor bilmiyorum aynı fikirde olur musunuz? Evet evet. Ee, Borgo'nun kitabı da enteresan şu açıdan enteresan. Yani Türkiye'de belki de Türk edebiyatından sonra en çok takip ettiğimiz ve en çok vakıf olduğumuz edebiyat Güney Amerika Edebiyatı hmm. ee, çok fazla yazarla hatta ondan üzerine yazılmış metinlerle aşinayız. Ee, Borgo'da şunu görüyoruz. Yani 82'li bir yazar Güney Amerika Edebiyatı nereye gitti ve nereye gidiyor? Bunu görebileceğimiz, izleyebileceğimiz bir kalemi var. Ee, tabii ki her yeni Güney Amerikalı yazarda olduğu gibi bir Borges'le e, temas ettirme... ...ya da Borges'le bir yakınlık kurma ihtiyacı hissediliyor kendisi Piyanlar de, açısından mı? Kitabı yani e, kitabın sunuşu ya da kitabın hmm. takdimi yazarın da kendi tercihiyle biraz öyle. işte bir Borez alıntısı ama Borez'den tercih ettiği alıntı çok enteresan. Cesaret bana miras kaldı ben cesur değilim. E, şimdi hmm. bunu neden ilginç bulduğumu da söyleyeceğim. Fakat şu, yine kitabın girişinde kendi yazdığı bir epigraf e, meseleyi çok daha iyi aydınlatıyor. Şöyle söylüyor Borgo. Çünkü deniz kıyısında yaşanan tüm hikayeler politiktir ve biz de kabaran dalgalarda yüzen tahta parçalarıyız. Bir vatan arayışındaki kırık parçalar. Şimdi hikaye Karakasta, Venezuela'da geçiyor. Bana ilginç gelen şu, Juan Rulfo konuşurken de burada ölüm ve e, birini defnettikten sonraki ilk gün temasının e, kültürel olarak da, politik olarak da Güney Amerika'nın tamamında çok. E, ...aktif bir e, imge olduğunu... ...anlatmıştık hatırlarsanız. Juan Ruf olan bugüne... ...aslında bir ölümün ilk günü... ...ve bir ölüyü defnetmenin... ...temasının hemen hemen... ...hiç değişmediğini... ...sadece e, dilin, üslubun... ...bakış açısının... E, ...değiştiğini... ...bana tekrardan hatırlatan bir kitap. Çok sert bence, sert bir kitap. Hani Borez deyince, Borez'in o metinler arası göndermeleri ya da kitaplarla kurduğu o dünyayı anlamamak lazım. Aslında Borez de dahil olmak üzere Borez'in bir tarafı, Marquez'in başka bir tarafı, bütün Güney Amerikalı yazarlarda olan Fuentes'i yine bir miktar o aslında sert politik varoluş hikayesi yeni nesil Güney Amerikalı yazarlarda da var. Çünkü sert bir coğrafya Venezuela'yı hayal edin. Venezuela'nın işte son 30 yılını aşağı yukarı aşinayız da olana bitene yaşananlara bütün bunları düşündüğünüz zaman oradaki bireyi oluşturan o sert politik dalgaları o sert politik dalgalardan kurtulmak için bazen gerçeküstü bazen edebi metinlere giden bazen yüzleşen ve insanın en çok ne kadar ileri gidebileceğini. Hangi tercihleri yapabileceğini sürekli buraları sorgulayan ve buradan bir edebiyat üreten e, bir metin var karşımızda. Bu da aşağı yukarı bütün Güney Amerikalı yazarların e, hem geleneğinde hem geleceğinde hakim olgu olarak devam edecek gibi duruyor. O açıdan e, Güney Amerika edebiyatını kafamda tazeleyen e, ilginç bir metin oldu. Ölüleri defnetmek. E, Fatma Gül Ezici çevirmeninde iyi bir çeviri. Yani sorunsuz güzel o bir çevirim. Şey büyülü gerçekçi yazarlar işte Marquez, Borges, daha öncesinde Rulfo vesaire. Ortaya çıktıktan sonra malum sonraki yazarlarda nasıl Türk şiirinde ikinci elini açmak diye tabii, bir konu tabii. var ya. Evet. E, i̇kinci eliyle hesaplaşmak evet. diye bir şey var ya. Sonraki evet. yazarlarda çok sert bir şekilde büyülü gerçekçilikle hesaplaşmak Hı -hı. o boom kuşağı tabii, tabii. ile hesaplaşmak orta Vasquez Vasquez hesaplaşırken Hı -hı. ust olarak Naipul'u yani, evet alakasız yani yani da... Naipul'u tercih ediyor onu ortaya koyuyor dediğin gibi Bu böyle da bir doğal şey olarak bir o hesaplaşmanın bir uzantısı ve o çağdaş evet. bir bir yeni hesaplaşma biçimi mi acaba ee, bence doğal olarak bir, her bir takip yazar etmek lazım dilse. yani Borgo'nun bundan sonraki kitaplarını ve diğer Güney Amerikalı yazarlar yani bu da Venezuela, Kolombiya'da, işte Şiri'de, e, e, Türk edebiyatı da yani Türk, Türk yayın dünyası da e, hızlı bir şekilde çevirdiği için önümüzdeki yıllarda biraz daha netleşecek bence fotoğraf. Evet. Öyle gözüküyor. Ama bu yani çok klişe olacak ama Güney Amerika gerçekten Güney Amerika olduğu için yani bir şeyin güneyinde ve o güneyde olduğu hal değişmediği sürece... O hesaplaşma... Amerika'nın güneyinde Evet. Sizden evet, dolayı. Yani evet. o politik çalkantılar, o toplumsal müdahaleler, Hı. bu edebiyatı ve bu hesaplaşma kültürünü diri tutacak. Yani biz evet. birkaç kuşak daha belki yeni Borgoslarla e, karşılaşacağız diye düşünüyorum. Yani evet. ve özellikle ölüm teması evet. E, evet. onun üzerine biraz daha düşünmek, konuşmak lazım. Evet. E, Türk edebiyatında o kadar hakim bir yani tabii ki yani kadim bir mesele. Bütün edebiyat, ya yani bütün dünya edebiyatlarında var ama. Güney Amerikalıların ölümü ele alış şekilleri biraz daha farklı sanki. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Aykut benim kitabım bölümünde aslında benim de çok sevdiğim bir kitap o. Evet. Ee, evet. Ee, benim de bir ara aklımdan geçiyordu getirmek artık getiremem. <laughs> evet buyurun Aykut Bey. <laughs> Adorno'nun Minima Moralyası ya şöyle başucu kitabından insanlar ne anlıyor bilmiyorum ama... ...ben kişisel tanımım benim için zihnimde şöyle... Ee, ...sonuna kadar okumak diye bir şey olmayan kitaplar. Başucunda duruyor, masamda hep duruyor ve ara ara gidip açıyorsun. Genelde de böyle fragmantel Hı -hı. E, pasajlardan oluşan, fragmanlardan oluşan kitaplar... E, ...benim için biraz başucu kitabı. E, Minima Moralia da tam öyle. Hı -hı. E, hiç bitmeyen bir kitap. Sürekli elimin altında ve e, çiziyorum, yeniden çiziyorum vesaire. Adorno'nun e, felsefeye dair, günlük yaşama dair politikaya dair e, edebiyata, müziğe resme dair e, notları tespitleri, notları demeyeyim de, not bir çala kalem hissiyatı veriyor. E, çok güçlü derinlikli tespitleri e, mesela örnekler, birkaç tane işaretledim, örnekler ya iyi okumuş bak o evet. kadar çok şeyden anlaşılıyor. Çok, ee, hakikaten çok e, okumuş, okumuş kitabın hali başkadır değil mi? Kapıyı <laughs> <laughs> e, vurmadan girin diye bir başlık var mesela küçük bir başlık. Atlayacağım elbette. Uzun daha uzun bir metin. Tam da şeyin altında Adorno'nun en meşhur sözü var ya yanlış yaşam doğru yaşanamaz. Evet. O sözün altındaki Hı. not başka bir başlık tabi bu. Böylece söz gelimi bir kapıyı yavaşça, sessizce ama sıkıca kapatma yeteneği yitiriliyor diyor ve devam ediyor. Yeni insan tipini anlamak istiyorsak onu çevresindeki nesneler dünyasının sürekli etkisine maruz kalan, sisteminin en derin noktalarında bile oradan izler taşıyan bir varlık olarak düşünmemiz gerekir. Artık içeri doğru açılacak pencerelerin yerinde sadece sağa sola itilecek, Sürgülü camların olması özne için ne demektir? Çok güzel bir soru değil mi? Ee, o nesnenin değişimi bizde neye sebep oluyor? Bunu düşünmek hep çok e, ilham verici. Biraz atlıyorum yine. Sırf motorunun gücünden ötürü sokakların haşeratını, yayaları, çocukları ve bisikletlileri ezip geçme isteğini bir kez olsun içinde duymamış bir sürücü var mıdır? Ya bütün bu hayat yavaş yavaş bizi nasıl taciz ediyor? Bizim içimizde ne ha, neleri uyandırıyor? Ee, makinelerin kendi kullanıcılarından talep ettikleri hareketler diyor. Bence edebiyatla yazma ile ilgili olanlar için de çok iyi e, yazarlar için bir ilk uyarı diyor. Aynanın arkasına başlıklı bölümde mesela şöyle küçük, güzel e, uyarılar var. E, aynı düşüncenin çeşitlemeleri gibi duran cümleler çoğu zaman ...yazarın henüz tam hakim olamadığı bir şeyi kavramaya yönelik farklı çabaların anlatımıdır diyor. Veya e, özellikle düşünce metni yazmak isteyenler için e, düşünceyi sınırlandırmak yerine... ...gözü kara bir tutarlılıkla kendi karşıtına dönüştüğü uç noktaya kadar götürmekle e, ilerler bir metin diyor. Çok Biz güzel. genelde... Bir düşüncemiz, bir tespitimiz vardır en iyi ihtimalle. Onu daha da pekleştirmeye çalışırız. Onu güçlendirmeye, mi? pekiştirmeye çalışırız. Hayır diyor Adorno. Onun kendi karşıtına dönüştüğü en uç noktaya kadar götürebiliyor musun metninde düşünceyi? İşte o zaman güçlü bir metin ortaya çıkar. Böyle çok bir sürü de yazmakla ilgili de e... Zaten evet yani yazmakla ilgili epey bir. Tabii tabii. Pasaj var o. Ee, açıdan çok kıymetli bir kitaptır yani. Çok e... Aslında nasıl diyeyim bir felsefe metni de bir tarafıyla e, ama e, o bir sistemli felsefeler var ya işte öyle bir şey de olmadığı için kolay okunan da bir metin bir tarafıyla. Bu e, Horkheimer'ın mıydı akıl tutulması, Hı -hı. Walter Benjamin'in pasajlar Hı -hı. bir de Adorno'nun bu minima Morale'si hakikaten Frankfurt okulu içerisinde evet. diyelim hani haber masası metninde çok daha politik, daha felsefi, daha... Siyasete dairdir. Hı hı. Ama e, bu diğer üçlü sette daha kültüre, endüstriye, sanata veyahut da günlük hayata, günlük hayata meseleleri evet. böyle daha e, 20. yüzyılın e, sorularını sorarlar. Yani evet. daha, ve ben sorular yemin de sorulardı. hakikaten pasajlar da hı hı. biraz öyledir. Ee, Bunlar hakikaten edebiyata çok sıkı fıkı e, yaklaşan ve e, hı hı. yani üslup olarak zaten edebi metinlerdir. Yani şimdi biz Almancasını hayal ediyorum. İşte Türkçesini okuyoruz. Yani Almancalarını düşününce çeviriden şey yapabiliyorsun. Aşağı yukarı fik, akıl yürütebiliyorsun. Edebi olarak da düzgün metinler bunlar yani. Sen Almanca değil çevirmenlerini de söyleyelim. Orhan Koçak ve Ahmet Doğukan alt başlığı da sakatlanmış yaşamdan yansımalar hı hı. malum. Evet. E, hakikaten Metis'ten çıkan bu kitabı hala da Metis'te. E, tabii tabii. E, tavsiye ederim başucunuz için. Eyvallah. Peki bu hafta da bu kadar. Hafta yine burada olacağız. TTK kanındayız. Görüşmek üzere.